Göktürk tarihindeki hükümdarların. Hocam birkaç tanesinin ismini söylesene. Bugün. Mesela Bicya Kıhan, Bilge Kağan. Bak, buyurun. Şimdi bir nasıl Bicya? Bicya Gudolu Kutluk. Bak, Gudolu. Şimdi, Gudolu mu yazarsınız? Ya, Bicya Kıhan diye. Sıbolo Işbara. İşte, Tumun, Bumun. Orada bir şeylik var mesela. Mu Gan yazıyor. İşte Muhan, Mukan diye bir söylüyoruz ama Mugan diye yazılıyor. Bunun gibi. Mesela Dalobien diye bir hükümdar var. Adını bilemiyoruz Türkçesini. Ha, bulamamış bak. Evet. Bulmuş. Yani yaptığı atızın bu. Şimdi bazı şeyleri Soğutça metinlerle açıklıyorlar. Soğutça. Yani o mesela bu kitabesinde geçiyor. Dalobien'in ismi Taspar. Diye. Son zamanlarda onu Tatpar diye okuyanlar da var. Soğutçası olunca problem yok, okunabiliyor. Peki hocam, Mete'nin isminin doğrusu nedir? Modu. Nasıl? Bir daha. Modu. 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 Türkiye'de yazan bütün kitap çoğunda yanlış. Orada özel okunuş var. Bahadır diyorlardı bir ara. Bahadır doğru. Türkçesi Bagatur. Ha, Bagatur, Modu. Bahadır, onun problem Türkçesi. Bagatur ne demek tam? Yiğit kahraman demek. Moğolca mı? Türkçe. Türkçe'de var, Moğolca'da da var. Moğolca'sı Batur. Yani Bağatar diye yazıkları bir şey. Ulan Bator mesela. Ha. Oradan Kızıl Kahraman dedi. Ulan ne? Kızıl mı? Kızıl. Şeyde 1926 yılında, 25 yılında şey devriminden sonra. Kızıl. Ulan Bator Kızıl de kahraman demek. Daha önce ulanı yok mu oranın? Ulanı yok. Yok. Urga. Sadece kahraman. Urga. O ne demek? Urga tam ne demek bilmiyorum ama Manço Hanedanı'nın zamanında o şehrin adı Urga. 1911'lerde Urga diye geçiyor. Ha, Puyi zamanındaki Manço'yu mu? Evet. Oraya hükmetmiş mi o herif? Tabii. Moğolistan o dönemde Çin'deki Manço hanedanla yani sizin sonra, Puyi'nize bağlı. Manço Kiko. Evet. Manço devleti daha sonra tabii. Sonra yukarıda devlet kuvveye kalktılar. O Japonların kurduğu. Biliyorsun değil mi Çin İmparatorluğu? Son Puyi filmi de vardı. Evet. Çocuk o, İmparator. 70'lerde şeyde Pekin'de bahçıvanlık yaparak öldü. Aslında 70'lere kadar yaşamış mı? Yaşadı, yaşadı. Bahçıvanlık. Filmin de öyle zaten. Bahçıvanlık. Kız kardeşi birkaç sene önce öldü. Erkek kardeşi pardon. Birkaç sene önce. Çok yaşamış. Küçük ama oldu. Genelde Çinlerde uzun ömür var. Etemiyorlar ondan mı oluyor? Belki. Hocam affedersin şunu tam. Türk tarihinin tarih sahnesine çıktığı meşhur Metehan aslında Bahadır Han. Bahadır Han tabii. Onu Bahadır Han olarak yazmakta hiçbir sakınca hata yok bence. Niye Mete diye okunmuş? Meyte diye okumuşlar onu Alman şeyler. Eski Çin, o zamanki sinoloji bilgilerine göre. Zaten hataların büyük sebebi de o. Mesela Tanju ismi de yok. Öyle biri yok. Tanju ismi yok mu? Yok, tabii yok. Nedir aslı? Dan Hu diye bir ünvan var. Onu transkripsiyondan alarak aktarmışlar. Yani şey. Bizim bugünkü programdan sonra birçok isim tartışmalı. Kürşat gelecek. Gitti, Tanju gitti. Mete gitti. Allah aşkına Kürşat gitti deme. Hakir. Yani şimdi Kürşat gitti demek... Atız Bey uydurdu demek. Uydurmamış. Ya peki bunları ben doğru... roman yazmış. Şimdi bunların doğrusunu ben söylemesem niye bu işi yapıyorum? Efendim alınma hocam. Size bir şey yani... demiyoruz hocam ya Allah Allah. Peki hocam Oktay ismi var mı? Oktay Ögedey. Ögedey'in yani, Türkçe'deki hali değil mi? Oğlu, tabii. Hocam oğlu. Erhan var mı? Erhan demiş. Var işte orada. Kıl harfiyle. Moğolca Erhan. Mı? Erhan. Moğolca mı? Sanskritçe. Sanskritçe ha. Var. Oldu o zaman. Teşekkür ederim efendim.